butter, hearty butter, butter, hearty butt, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butt, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butt, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butt, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butt, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butt, butter. Oh, it's a bad boy. Babolar, babolar, babolar. Cümleten herkese merhabalar. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Şimdi bugünkü konumuz hapishaneye girecek miyim, girmeyecek miyim vesaire vesaire. Şimdi hepsinin cevabını böyle direktmen veriyorum, doğaçlama da alıyorum, tamam mı? Şimdi biz, tamam mı, biz böyle bize sıkıntı vermeye çalışan tipler gibi, tamam mı, böyle baba parasıyla, tamam mı, gece gündüz dildo yiyen tiplerden olmadığımız için bizim için abi içeri, ha dışarı, baba hiç fark etmiyor. Anlatabilir miyim? Yani sonuçta devletimizin bizim için tahsis ettiği özel bir yer, baba. Niçin üzülelim, niçin moralimizi bozalım, niçin kafa takalım? Zaten bu kaldığım yer amına koyayım buz gibi, kışın amına koyayım anasını her taraftan rüzgar esiyor amına koyayım. Kurtlar kapıda, kapımın önünde kurtlar cirit atıyor amına koyayım. Ayılar cirit atıyor, bilmem neler cirit atıyor amına koyayım. Benim için amına koyayım var ya, hapishane 5 yıldızlı otel sayılır baba. Yani var ya, normal bir insan için farklı, bizim için farklı. Hani biz normal değiliz yani. Hayatta kendimizi en kötü şartlara her zaman için antrenmanlı bir şekilde hazırladık. Anlatabiliyor muyum? Hani beslenme olsun, ne bileyim, normal zorluklar olsun vesaire vesaire. O yüzden de baba, kendini zor şartlar altında hazırlarsan, her şeyi hazır hale getirirsen, senin için ha dışarı ha içeri fark etmiyor yani. Anladın mı baba? He. Ama şuna bir gerçek ki, o baba parasıyla böyle zirzop gibi yaşayan, böyle işte zibidi bir hayat yaşayan, orospu bir hayat yaşayan vesaire vesaire tipler var ya, işte o tipler var ya, o tipler bir gün hayatın acımasız yüzüyle karşılaştıklarında eninde sonunda o sahneyi yaşayacaklar. Hiç kimse ölümsüz değil, hiç kimsenin var ya iflas etmeyeceğine dair veyahut da düşmeyeceğine dair hiçbir garanti yok. Biz nelerini gördük, nelerini amına koyayım, ne para babalarını gördük, hepsi köpek gibi sürüne sürüne can verdi amına koyayım. O yüzden de baba, onlar da bir gün düşecek, onlar da bir gün hayatın acımasız ve sert yüzüyle harşılaşacaklar.
yaşayacak. İlahi adalet bir gün tecelli edecek. İşte o gün vay ya, vay onların haline. Var ya, yemin billah ediyorum, ağlaya ağlaya var ya, geberecekler resmen. Ama bizim gibi krallar dediğim şekilde antrenmanlı olduğumuz için dünya umurumda değil. Ha ora ha bura hiç fark etmiyor baba. Zaten kışı geçilecek yer arıyor aman abim. Yediğimiz içtiğimiz de belli. Hapishanedeki yedekler de aman abim bizim için fark etmiyor. Baba bir tane film izlemiştim, tamam mı? Adam bitik amına koyayım, bildiğim bitik, tamam mı? İçeri düşürler, tamam mı? İçeri düşür. Ondan sonra kaç yıl ceza yer bilmiyorum, işte kışa denk geliyor, tamam mı? İşte bu tahliyesini verecekler, tamam mı? Tahliyesine 2 gün kalmış amına koyayım, bu kara kara düşünüyor, tamam mı? Ya diyor dışarı çıksam amına koyayım. Ev yok, bark yok, iş yok, güç yok falan filan, ne yapacağım, ne yapacağım? Adam sokaklarda kalıyor amına koyayım, bitik mevte, tamam mı? Düşünüyor düşünüyor, ne yapacağım, gidiyor amına koyayım baklava çalıyor. Baklava çağırıyor amına koyayım. Sırf cezasını artırmak için, tamam mı? İşte ondan sonra şey geliyor. Neydi onun adı? Müdür geliyor işte. Diyor ki işte ben senin amacını biliyorum. Yetim falan işte, cezanı uzatma. Burada biraz daha kalmak falan filan. Orada bağırıyor. Ya diyor sayın müdürüm, ne var diyor, bizi bir ay daha idare etsin. 2 ay daha idare etsen diyor, ne var diyor. En azından bu kışı burada çıkartsaydın diyor. Amına koyayım. Millet çıkmak için gün sayıyor. Amına koyayım diyor ki 1-2 ay daha bizi idare etti. Sanki amına koyayım maaşla bir yerde çalışıyor falan filan. Yani baba demek istediğim ne bilin ne? Bizim gibiler için tekrar tekrar söylerim. Ha orası dışarısı fark etmiyor baba, anladın mı? Yani okey baba. Şimdi baba bir de şöyle bir şey var, tamam mı? Şöyle bir şey var. Biz başkalarına benzemeyiz. Hani anlatabiliyor muyum? Mesela geçenlerde isim vermeyeceğim işte 2 tane YouTuber işte şey olmuştu. Mahkemelik olmuştu, tamam mı? Ona bakıyorsun o ayrı bir ezilip büzülüyor. Diğer yandakine bakıyorsun o ayrı bir ağlıyor zırlıyor falan filan, tamam mı? Lan oğlum ayıptır lan. Lan ayıptır, sanki amına koyayım cinayet işlemişler. Ömür boyu müebbet alacaklar falan filan. İki büklüm olmuşlar. Öbürü oradan zırlıyor, öbürü oradan ağlıyor falan filan. Lan oğlum bir duruşunuz olsun, bir duruşunuz, bir duruşunuz olsun. Bak bu krala her şeye rağmen dimdik ayakta ve dobra bir şekilde adam gibi var ya, hiçbir şekilde geri vites, fren falan filan yok. Neyse koyuz abi. Ne söylemişsek her türlü de delikanlı gibi adam gibi arkasındayız abi, anladın mı? Heh, gideriz gerekirse de paşa paşa yatarız, hiç fark etmez dedim ya, bizim için ha içeri ha dışarı fark etmiyor baba. Biz hayatın her türlü şartlarına kendimizi her zaman hazır hale getirmişiz. O yüzden de no problem, okey? Ama dediğim şekil dünyada nerede ne kadar böyle lollipop tipler vardır ya, hani böyle baba parası yiyen zirzop gibi dolaşan falan, onlar bir gün mutlaka kaybedecekler mutlaka, ve onlara ne bir el uzatan olacak, ne bir acıyan olacak, ne de onlara var ya düşünen olacak, bitecekler ya, her türlü o trajedik sonu yaşayacaklar, işte o gün onların vay haline. Okey okey okey. Başka 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 bir gün şeyle ilgili bir anım var, savcıyla ilgili bir anım var, tamam mı? Adres değişikliği yaptığım için, tamam mı? Ben bir de bu şöyle söyleyeyim sana, bak bak şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken, mahkeme konularında, tamam mahkeme konularında birincisi adres değişikliği yaptığım için, tamam mı? Sürekli sıkıntı oluyor. Mesela zarf geliyor, gelmiyor falan filan, ondan dolayı mesela duruşmaya katılamıyorum. Duruşmaya katılamayınca da karşı taraf haklı gibi çıkıyor. İster istemez, tamam mı? Önde yani 5-0 önde maaşı şey olmuş oluyor, tamam mı? Avantajlı olmuş oluyor. Ne oluyor abicim? Davayı o kazanmış oluyor. Ama bu onun doğru olduğunu veyahut da haklı olduğunu göstermez. Yani şöyle söyleyeyim size, adresin sağlam olsa, avukat arkadaşım sağlam olsa, duruşmalarda sağlam bir şekilde katılsam her türlü kazanırdım. Ama adam umursamıyor yani, tınlamıyor yani, anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı da abicim, tamam mı? Yani şey oluyor, karşı taraf kazanıyor ama umurumda da değil diyorum ya size. Yani istesem mesela katılsam, sağlam bir şekilde ifade versem her türlü kazanırım. Ama umursamıyorum yani, anladın mı? Okey. Heh. Yani başkalarının ezilip büzüldüğü konularda abicim biz tınlamıyoruz yani, anladın mı baba? Heh. Neyse. Adres değişikliğinden dolayı zarf gelmiş işte bana. İşte tebligat gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş, farkında değilim, tamam mı? Ondan sonra şey çıkmış herhalde. Bir davadan dolayı, hangi davayı tam hatırlamıyorum da. Bu değildi yani. Başka bir davaydı. Yakalama kararı çıkmış işte, tamam mı? Neyse baba neredeydin? Dur bakalım. Heh, aynen. Emniyette bir işim vardı. Emniyette bir işim vardı baba. Gittim emniyete, tamam mı?
Ne işim var tam hatırlamıyorum. Emniyetin işte girişinde şey veriyorsun, işte kimlik veriyorsun. Oradan bakıyorlar işte TC'ne falan filan. Dedik işte Ramazan Karaburut dedi, senin işte tutuklanma, aranman falan filan var, tamam mı? Hayırdır baba dedim. Ya dedi işte muhtemelen ifadeye gitmemişsindir falan filan işte. Tamam, önemli bir şey değil. Okey dedim, gidelim mi reis diyorsanız, tamam mı? Biraz oturun dedi orada. Birkaç arkadaş birazdan gelirler. Beraber gidersiniz dedi. Biner araba gidersiniz. Okey dedim, tamam, no problem. Oturdum baba oraya, tamam mı? Bekliyorum. 2-3 tane arkadaş geldi. Ondan sonra bindik arabaya gittik. Bindik arabaya gittik. Saat kaçtı? 5 miydi? 6 mıydı? Tam bilmiyorum. 5 miydi? 5'i geçiyor muydu? Herhalde 5 civarı bir şeydi. Ya da 4.30'da. 4 müydü ya da? 3.30, 4 civarı filan diye. He. Dur bakayım. 3.30 mıydı? He. 3.30'du, tamam mı? 5'te mesai bitiyor ya. 3.30'du. Abi karakola işte Jonolar monolar gelmiş Adana'da. Oradan caz yapıyor. Oradan caz yapıyor. Oradan bağırıyor. Oradan çağırıyor. Amına koyuyor. Çingene mahallesine çevirmişler karakolu. Ondan sonra bir tane polis dedi ki işte seni dedi bugün misafir edeceğiz işte. Bugün nöbetçi şey birazdan dedi işte kapanıyor falan filan işte adliye mesai saatte falan filan. Gittim komiserin yanında, komiserim dedim bu arkadaş şöyle diyor da daha 1,5 saat var dedim, yani bunun nesi kapanacak dedim. 1,5 saatte dedim buradan her türlü, yani istediğimiz yere her türlü varırız yani. He. Ondan dolayı da dedim beni buraya şey yapmayın babacığım, beni gönderin babacığım adliyeye, ifademi verip gitmek istiyorum. Tamam dedi, sen orada otur, ben birazdan ayarlarım dedi. Sağ olsun iyi bir insana benziyordu böyle, tamam mı? Efendim Mert bir insana benziyordu. Ondan sonra aradan biraz zaman geçti. Şey yaptılar. Arkadaşlar geldiler. Bindik arabaya gittik. Bindik arabaya gittik abi. Adliyeye gittik işte. Saat 5'i geçti. Git gel şudur budur falan filan işte. 5'i geçtiği için nöbetçi savcıya gidiyorsun işte, tamam mı? Lan nöbetçi savcının kapısının önüne gittik, tamam, böyle bir sürü insanlar oturmuş, tamam mı? Bir sürü insanlar. Lan orada bir tane karı gördüm abi, tamam mı? Karı. Karı bildiğin haşere böyle var ya, yanındakini harcatacak yer arıyor. Yanındakine çattıracak, harcatacak falan filan yer arıyor. Şimdi karı milletinin bazıları, tamam mı? Haşere olan tipler nasıldır biliyor musun? Haşere kadınlar. Bak haşere olanlar var ya, böyle süzme haşere olanlar var, tamam mı? Giderler abi kendilerini düzülerek bir tane tokmakçı ararlar. Tokmakçıyı buldu mu abi? Ya Allah ver baba, alttan üstten falan filan her yerden iyice birkaç ay yedikten sonra bıktım baba, ne yapıyor biliyor musun? Buna yol vermeye çalışıyor. Bakıyor bu vazgeçmiyor. Hemen ne yapıyor biliyor musun? Başka bir tokmakçı ayarlatıp bunu da öldürtüyor mesela. Var var öyle bir sürü benim arkadaşlar var. Neler geldi başına, neler amına koyayım. Gitti mafyaları tuttu amına koyayım. Vazgeçirtirmek için neler oldu neler. Ya bizim hayatımız var ya amına koyayım. Nelerle geçmiş nelerle. Aklıma geldikçe anlatıyorum. Her zaman aklıma gelmiyor, bile konu konuyu açıyor. Neyse baba, tamam mı? Giderler böyle, tamam mı? Benim de bir mahallede miydi, apartmanda mıydı tam hatırlamıyorum. Bir tane aile böyle haşere bir kadın vardı. Tipini gör amına koyayım, insana benzemiyor. Hayatta var ya böyle ıssız bir adaya düşsem dönüp de yüzüne bile bakmam amına koyayım. Yani o derece çirkin biri. Gitmiş bir tane avelin birini yakalamış amına koyayım. Yıkılmış üstüne. Herifin üstüne neyi var ne yok kendi üstüne yapmış. Artık herifle işi bitmiş amına koyayım. Adama yol verme peşinde. Ne yapıyor etmiyor, yol veremiyor amına koyayım. En son düşündü. Lan bu çevrede amına koyayım psikopat böyle, tamam mı? Manyağın önünde de kim var amına koyayım. İhaleyi kime versem beni gözüne kestirdi amına. Beni gözüne kestirdi amına koyayım. Amacı ne biliyor musun? Amacı beni o avelle düşürmek, birbirine ters düşürmek, tamam mı? Birimiz mezara, birimiz hapse, anladın mı? Yani kendi kendine zaten bu stratejiyi düşünüyor, anladın mı? Hani normal bile kavga etse normal bir şekilde kavga olur, olur biter falan filan barışırlar. Ama öyle bir manyak seçip gidiyor. Direktmen biri bunu öldürsün, biri mezara, biri hapse. Abi senaryolara bakar mısın ya? Ya Türk sinemalarında böyle senaryolar yok ya. O yüzden de abicim, tamam mı? Her gördüğünüz kadın öyle melek değil yani. Böyle değil. Mesela haberlerde görüyorsunuz işte kadınlar yine şöyle oldu, kadınlar yine böyle oldu falan filan. Abicim her kadın, her erkek iyi olmadığı gibi her kadın da iyi değildir babacığım. Öyle bir dünya yok. O yüzden de Allah bu tür şeytanlardan abicim hepimizi korusun, muhafaza etsin, tamam mı? İşin bilincinde olduğum için düşmedim zarfa, tamam mı? Olay nasıl oldu biliyor musun? Neyse baba, adliyedeki olaya geleceğim. Önce şunu anlatayım, ondan sonra ona geleceğim. Ne diyordum? Dur bakayım baba, neydi, nerede kalmıştık? He. Neyse baba, bu adamı artık nasıl bir dolduruşa getirmişse gitmiş amına koyayım demiştir, bu adam bana mı bakıyor, taciz mi ediyor falan filan, öyle bir tarafı da yok amına koyayım. Hani Raziye teyzenin namusu olayı var ya, Kemal'sılar, onun gibi bir şey amına koyayım. Yani hayatta kimsenin dönüp bakacağı yok ama sana artık nasıl anlatmışsa amına koyayım ben de anlamadım, tamam mı? Gidiyorum geliyorum, adam böyle zıt zıt falan filan, tamam mı? İşte ufak ufak böyle atışmalar, sertleşmeler, işte şudur budur sert yapmalar falan filan. Lan arkadaş, sakin mi? Allah'tan ki sakin mi olayım? Sinirli olsam çatacağım da sakinim. En son gittim bu adamın yanına. Hem dedim biraz sene böyle biraz daha konuşabilir miyiz babacığım? Bir iki dakikanı alabilir miyim ya? Bak dedim babacığım olay böyle. Ben nasıl biriyim zaten az çok tanıyorsundur beni, tamam mı? Hani sıkıntılı bir insanım babacığım. Kimsenin oyunun ağzına gelme. Sana da yazık, bize de yazık baba. Okey babacığım. Hadi işin gücün rast gitsin baba. Kimsenin de zarfına, dolduruşuna falan filan gelme. Ayıktın mı? He ayıktın. Anladın mı? Hani mal değilse ayıkır zaten. Ondan dolayı abicim kadın benden
ben umudunu kesti, bu şekilde kurtuldum. Abi yoksa var ya insana cinayet işletirler. Namusuma dinime ya, böyle bir şey yok ya. Arsız karıları Allah kimsenin başına vermesin. Kimsenin abi, kimsenin abu abu. Neler yapıyorlar neler ya. Neyse, adliyede sıra bekliyoruz yani. Nöbetçi savcı da işte sıra bekliyoruz. Bir sürü insan var. Abi karşıda kalktım, bir tane şeytan karı böyle süslü püslü falan filan, tamam mı? Böyle makyajlı bilmem asortik bir tip. Yanında da böyle kolpenin biri var. Böyle malın biri amına koyayım. Kendini akıllı zanneden, tamam mı? Dövmeli mövmeli. Gören edecek amına koyayım. Playboy 100 tane kadınla çıkmış. Kadınların ruhunu çözmüş falan filan. Malın önde giden amına koyayım. Yanındaki kalı 50 kişiye iş atıyor amına koyayım. O da salak salak sağa sola amına koyayım. Sert sert bakıyor. Kavga edecek çatacak yer arıyor. Lan gerizekalı. Amına koyduğumun malı. Yanındaki seni siktirmeye çalışıyor. Uyan oğlum, uyan uyan. Kar amına koyayım böyle tip tip sağa sola baktı. Kimse amına koyayım şey yapmıyor yani. Nasıl diyeyim size? Yine aynı diğeri gibi mesela normal tipler ya. Ben de sinirliyim o esnada, işte yakalama emri, tutuklama emri falan filan, işte ifade eder şudur budur falan filan. Biraz gerginim hani. Başka işlerim de vardı. Halledemedim. Halledemedim. Mesela ben nasıl gerginim biliyor musun? O gün bir işim vardır ya. Hallettim mutlu oluyorum abi. O işim hallolmadım abi, sinirleniyorum. Anladın mı? Psikop moduna giriyorum. Neyse baktım karı bana tip tip bakıyor, tamam mı? Hani art niyetli biri olsam veyahut da işte farklı biri olsam veyahut da avel biri olsam direkt ben düşeceğim, karına bakmadan. İkincisini de amına koyayım, tamam mı? Böyle bir göz ucuyla aradan birkaç taneye geçti. 10 saniye 15 saniye dedim, acaba bir daha baktım. Yine bakıyor amına koyayım. Bir daha bakıyor, tamam mı? Bir daha denk gelse ne olur biliyor musun? Yanındaki ne diyecek, işte bu bana bakıyor falan filan. Ondan sonra işin yok haydi. Orada zaten amına koyayım sıra bekliyorsun, işte şeye vereceksin, ifade vereceksin. Bir de orada kavga edersen kafadan direktmen faulli tipe dönüşeceksin. Direktmen faulli duruma düşeceksin. Abi dönüp yüzüne bile bakmadım, o tarafa bile bakmadım, senin ben avradını sikip amına kodumun piçi, sen nasıl bir kahpesin ya. Ya böyle bir şey yok, yanındakinin de amına kodum, o da ayrı bir salak. Ya böyle bir şey yok ya. Lan yanındaki amına koyayım var ya, haşerenin önde gideni neredeyse dal milletin dalgasına sarılıp parçalayıp amına koyayım yırtıp kavga var ya, gırtlak yapacağım. O yanındaki mal da amına koyayım erkeğim diye dolaşıyor. Ya böyle bir şey yok ya. Abi işte bilgi var ya, bilgi. Bilgi çok önemli bir şey abi. Bilgi çok önemli bir şey. Karı gider amına koyayım 100 kişinin altına yatar, laşka olur. En son gider böyle bir salak bulur amına koyayım, evlenir gider. Ya neler var neler dünyada. Midem bulanıyor abi ya. Yaşadıklarımı gördüklerim var ya. Kim görse abi midesi bulanır. Yemin billah ediyorum ya. Ya. Hani akşam haberlerde izlersiniz ya. İşte şu kavga oldu, kadınla erkek şöyle oldu, falan oldu, filan oldu, şudur budur. Abi onların %90'ı erkekler haklı. %90'ında erkekler haklı baba. İsim vermeyeceğim. Bir gün bir tane haberlerde mi nerede bir olay çıktı, tamam mı? Bir tane karıyla koca kavga ediyor, tamam mı? Karıyla koca kavga ederken çocuğun bir tanesi de ayırmaya gidiyor falan filan. Ondan sonra bir boğuşma esnasında bir şey oluyor. Çocuğun elinden bir kaza mı çıkıyor ne falan filan. Neyse baba. Adam ölüyor. Koca ölüyor, bu da hapse giriyor, tamam mı? Ne oldu biliyor musun? Aradan 10-15 gün geçmedi. O kadın var ya, o kadın. Kocasıyla tartışan kadın. Başka bir tane torbacıyla, bildiğin zehir tacırıyla, bir tane sapıkla amına koyayım. Torba yani şey taşırken, uyuşturucu taşırken, alem yaparken yakalandı. Ha böyle bir şey var mı abi ya? De bu neyi gösteriyor abi? Demek ki o ölen adam tertemiz bir adammış ve bu karının elinden artık bıkmış. Ondan dolayı başka seçeneği olmadığı için tartışıyorlarmış. Yani her gördüğünüzü atlamayın. Bu bir. İkincisi bak, buradan tüm Türk milletine, bak tüm Türk milletine, özellikle son günlerde haberlerde bu tür şeyleri çok görüyoruz. Tamam bak, özellikle son günlerde bu tür şeyleri çok görüyoruz. Canımsınız, bu tür olaylara dikkat. Bak buradan ayıktırıyorum. Toplumda şu anda en çok yaygarası olan bir olay. Buna ayırttırıyorum. Sakın ha sakın böyle tuzaklara düşmeyin. Haberlerde izliyorsun mesela, tamam mı? Haberleri izliyorsun. Kadının bir tanesi, örnek veriyorum, bir tane çocuktan mesela rahatsız oluyor. Veyahut da çocuğa iş atıyor, örnek veriyorum. Çocuk buna pas vermiyor. Hemen başlıyor çığlık atmaya, imdat, taciz falan filan. Abi bizim millet de yiğit o ya. Hemen amına koyayım herkes atlıyor oradan, işte kahraman, koy soy kanlı, koy süpermenlik falan filan, işte şudur budur falan filan. Adamı linç ediyorlar amına koyayım. Ya böyle bir şey var mı abi ya? Öyle bir şey var mı baba ya? Ya kadın geliyor, tamam kadın geliyor, yolda yürüyorsun ya baba. Sen üstüne üstüne geliyor. Böyle kenara çekilmesen düğmelerini açacak. Düğmelerini açacak. Bizden bir şey demesen abi aşağı inecek, kemerini çözecek. Ona da bir şey demedim de saldıracak abi. Buraya kadar hiçbir şey deme abi, tamam mı? En son bakacağım başa çıkamıyorsun ya. Desen ki ablacığım ayıp değil mi, sen ne yapıyorsun falan desen. Bak şu ana kadar kendisi saldırmış. Sende hiçbir art niyet yok, hiçbir şey yok. Tamamıyla sen taciz altındasın. Tahrik altındasın. Bildiğin resmen tecavüze uğruyorsun amına koyayım bir erkek olarak, tamam mı? Ona rağmen en son artık dayanamayacak hale geldi. Ablacığım sen ne yapıyorsun, ayıp değil mi dediğinde var ya, ne oluyor biliyorsun? Baba bir çığlık basıyor. Ne oluyor biliyor musun? O haklı duruma düşüyor. Sen tacizci oluyorsun amına koyayım. Ne oluyor? Ondan sonra amına koyayım nerede bir yiğidi varsa sana çullanıyorlar. Yani bundan dolayı babacığım bilmediğiniz olaylara her şeyi atlamayın. Ben şu an örnek veriyorum. Yolda eskiden ben de böyle mal aldım, anladın mı? Hani kanımız biraz hızlı ya, hani böyle biraz da işte çeylik var bizde böyle. Yeşilçam filmlerinden kalma falan filan, öyle biraz artistik var işte, tamam mı? Kimileri de, tamam mı? Kimileri de genç olduğu için kıza yürümeye çalışıyor. Hani kızı
işte hayatını kurtaracak. Yanındakini şey yapacak falan filan. Kahraman rollerine gidecek. Kahraman rollerine bürünecek falan filan. Oradan kızı gösterecek. Kıza oradan yürüyecek. Yani çoğunluğu da böyle tipler, anladın mı? Hani %90'ı da böyle tipler. Ama o haberlerin hepsine söylüyorum. Oğlum bugün onu harcayan yarın seni de harcayan. Salak olmayın oğlum. Kimse için kavga etmeyin. Ha ayırmaya gidin abicim. Bu ayrı mesele. Ama gidip adama saldırma bilmem ne falan filan. Böyle modlara girmeyin canımsınız. Yazık günah size. Okey. O yüzden de kimin haklı, kimin suçlu olduğunu bilmediğiniz yerde babacığım sakin olun ve sadece ayırın. Kavgaya falan girmeyin. Okey. Yoksa bir gün gelir amına koyayım şeytanın biri sizi de kullanır amına koyayım, tamam peçete kenara atar veyahut da sen gidersen amına koyayım var ya sana yavşar veyahut da sana bir iftira atar ortada amına koyayım harcanır gidersen aynısı senin başına da gelir. O yüzden canımsınız babacığım, kimsenin oyununa falan gelmeyin abi. Ha ne olur çok çok bir şey olursa tartışırsınız, ayırırsınız vesaire vesaire. Adama sağlar bilmem ne hayırdır amına koyayım, hangi çağda yaşıyorsun ya? Abi ben bir kere bu taciz maciz olaylarından rahatsız oluyorum ya. Yıl olmuş 2022 amına koyayım, bu olay bu ülkede genel ev denen bir şey var, parayla çalışan bir sürü var lan, yola çık amına koyayım. Bir dünya parayla çalışan var ya. Parayla çalışan bir dünya var amına koyayım. 50 salasan 50'si. Hangi çağda yaşıyoruz amına koyayım? Tacizin devri mi kaldı? Milleti rahatsız etmenin devri mi kaldı amına koyayım ya? Kim inanır lan böyle salaklara? Böyle şeylere inananlar hala var mı amına koyayım ya? Varsa binde bir vardır ama çok abartıyorlar abi. Gerçekten çok abartıyorlar. Nasıl bir dünya, nasıl bir hayat lan baba, lan baba, lan baba. Hatice'deki karı abi tam bir cinayet şeyi ya. Tam böyle var ya sebebi ya, cinayet sebebi ya, böyle bir şey yok ya. Tam azmettirici tipi ya. Ulan o yandakinin ben beynini sikim amına koymuyor. Böyle bir şey yok ya. Ya bazı erkekler de, bak erkeklerin bir mallığını da söyleyeyim, tamam bir mallığını da söyleyeyim, bu konuda da suçlular. Mesela bir kıza gidiyorlar mesela manitoluyorlar, kız bir yerden sonra bundan sıkılıyor, yol verecek ya. Bu amına koyayım ısrarla gidiyor amına koyayım üstüne, sonra kız gidiyor kendine yedek bir tane manita tutturup bunu buna dövdürtmeye, bunu buna öldürtmeye çalışıyor. Abi salak olma, kendini kullandırtma abi. Abi seni istemiyorsa sen hiç isteme amına koyayım. O seni istemiyorsa sen hiç isteme. Kov amına koyayım ya, bu kadar basit. Yol vermeyi bil baba, çizik çekmeyi bil amına koyayım ya. İster bekar ol, ister manitol, ister evli ol abi tadında. Bırak. Karı mısın? Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Evlenmiş misin? Karı koca mısın? Karı seninle olmuyor mu? Abi boşa gitsin. Baba baba boşa, adliye denen bir şey var ya. Hiç başınızı belaya sokmayın. Babacığım canımsınız. Kesinlikle hiç bu tür polemiklere bile girmeyin. Hiçbir tane kadın için başınızı da belaya sokmayın abicim. Karı arsızsa abicim yapacak tek şey var baba. Çizik. Bu tür arsız kadınları düzeltemezsin baba. Çiziği çekeceksin, yollayacaksın baba. İmza atacaksın. Hadi baba işin gücün rast gitsin. Şimdi istikamet nereye gidiyorsan git. Yani örnek veriyorum, zencilere mi gidersin, oduncılara mı gidersin, nereye gidersen git baba, işin gücün rast gitsin, isterse 100 kişi üstünden geçsin, umurunda bile değil. O imzayı at bir kafan rahat olsun abi. Ama o imzayı atmıyorsun abi, uzattıkça uzuyor, uzattıkça okuyor. Ansızın bir gidiyorsun abi, 2-3 tane tokmakçı bunu arayalmış amına koyayım. Sen de erkeksin, ister istemez amına koyayım. Başını belaya sokuyor. Ne oldu? İçeride çürüdün gittin amına koyayım 20 sene. Örnek veriyorum. Gerek var mıydı? Yok. Beynini kullanacaksın da. O yüzden de babacığım bunların hepsinin genel olarak cevabını veriyorum. Anlaşamıyorsan baba çiziyi çek baba, direktmen yolla. Bu kadar net. Okey. Yine kadınla çıkıyordum amına koyayım, tamam mı? Kadının bekar olduğunu sanıyordum. Yok pardon, dul olduğunu sanıyordum. Neyse baba. Örnek veriyorum işte yiyişiriz falan filan, tamam mı? Haşerenin bir amına koyayım bildiğin pitbull gibi saldırıyor falan filan, tamam mı? En son amına koyayım bunun evli olduğunu öğrendim falan filan. Dedim ki oğlum sen niye aldatıyorsun kocanı, ayıp değil mi falan filan. Ev hepsinin mazereti belli. Ben ne yapmıyor, bana değer vermiyor, beni sevmiyor, ilgilenmiyor falan filan. Hep aynı zırvalıklar. Ne diyecek amına koyayım, tutup amına koyayım dört dörtlük kocam var ona rağmen aldatıyorum diyecek değil ya amına koyayım. İlla ki bir mazeretler uyduracak, tamam mı? Ben de bunu yiyecek adam değilim, tamam. Direkt verdiğim cevap ne biliyor musun? Baba, babacığım dedim. Yanaş kulağına bir şey söyleyeyim. Adliyeyi biliyor musun baba? He ileride adliye var dedim. Kaybol git dedim kocanı. Beğenmiyorsan babacığım boşanır, kurtulursan ondan sonra ne bakıyorsan niye bir daha da benimle görüşme, kaybol tozu. Bitti. Anladın mı? Bu kadar basit. İşte herkes böyle yapsa var ya. Herkes böyle yapsa bunlar var ya bu kadar kudurmazlar. Ama nerede işte? Memlekette salak çok amına koyayım. Gerizekalıdan çok ne var memlekette? Neyse baba şeye geçelim. Savcı olayı. Biraz mutluluk duydum abi o adamı hatırladıkça, tamam mı? Ulan baba kapının önündeyiz, tamam mı? Karıyı eledim, bakmıyorum artık, çizdim abi direkt ben, tamam mı? Anında yol verdim, tamam mı? Yol vermenin bir sürü şekli vardır ha. O karı sana bakmıyor, sen bakmıyorsun ya. Lan baba kafayı yer, o var ya içeride kim bilir kafasını duvarlara vurmuştur amına koyayım. Sabaha kadar uyanmamıştır, ben buna baktım bana niye bakmadı falan filan. Bazen var ya bazen, abi bazen değil, siklenmemek var ya, tınlanmamak, umursamamak en büyük intikam. Ve bundan sonra şu kararı kendi kendime aldım, tamam mı? Hani mesela bazılarına köklüyorsun ya işte, şu olur bu olur falan filan.
Abi size yemin billah ediyorum, tamam mı? Aslında var ya, bunları kale almamak var ya bunlara en büyük ceza ya. Yemin billah ediyorum ya. O gün var ya, o olay aklıma geldikçe abi, o olay var ya aklıma geldikçe bu olayı idrak ettim. Ve bundan sonra kendi kendime yeni bir karar aldım. Abi bunları siklememek en güzel duygu, en büyük intikam amına koyayım. Çünkü sen sikledikçe bunlar kendini kale aldığını zannediyor. Bunlar kendilerini umursadığını zannediyor vesaire vesaire, anladın mı? Siklemeyeceksin ki abi kendilerinin bir hiç olduklarını anlasınlar. Yarrama kadar diyeceksin, anladın mı? Ki ne bok yer suya sen de sileceksin. Yani bundan sonra böyle abi. Hiçbir parazit abi, hiçbir izmariti enerjimi sarf edemem abi. Zaten hepsini bitirdim abi, paspas oldu. Zaten bütün videolarımda var ya, gerekli bütün cevaplar var. Yeryüzünde ne kadar orospu çocuğu varsa hepsine verilecek. Ne kadar cevap varsa, ne kadar kökleme, iteleme, boşalma, velan filan, kusturma varsa hepsi var abi. Fazlasıyla var. Emir boy sürelerine yeter amına koyayım. Sürelecek, izleyip izleyip birimizi sikin amına koyayım topları. Okey? Heh. O yüzden de bundan sonra abicim ne yapacağım? Bundan sonra abicim dediğim şekilde parazitlere çizik abicim. Hiç aynı o karıyı var ya, nasıl saf dışı bıraktıysam, planı nasıl bozduysam, bundan sonra diğerleri de öyle abicim. Hiçbir şekilde hale almayayım. Abi bunlar kim ya? Abi ben neredeyim? Bunlar nerede? Kendi kendine düşünüyorsun, sonra bu karara varıyorsun. Diyorsun abi ben bunlarla niye muhatap oluyorum? Bunları niye sikliyorum amına koyayım? Reis sen bunları niye sikliyorsun diyorum kendi kendine ya. Amına koyayım, hayatın feleğin çemberinden geçmişsin. Ne prime ihtiyacın var, ne hiçbir krallığa ihtiyacın var. Hiç kimseye ihtiyacın yok amına koyayım. Başlı başına bir kralsın. Bir dünya anlatman gereken yüz binlerce video var amına koyayım. Hayatının var ya, anılarını anlatsan amına koyayım 100.000 tane video olur amına koyayım. Sen bunları niye kale alıyorsun, niye sikliyorsun, niye polemik, niye tınlıyorsun baba, bırak amına koyayım bunları niye? Hiç siklemeyeceğim. Bundan sonra abicim kararımı aldım. Bu. Okey. Bütün gençlere, canlara, ciğerlere, babalara, daşaklara hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Mutlu olacağız. Önümüze bakacağız. Böyle izmaritlerle abicim vakit kaybetmiyor. Bunlar enerji sarf ettiğimize yazık ya. Abi izmarite enerji sarf ediyorsun. Baba israf. Zaman israfı amasına koyayım. Ya böyle bir şey yok ki. İşte kafa bir yerde dank edecek ya. Bir yerde dank edecek. Mesela o adliyedeki kız, örnek veriyorum. Denk gelmeseydi, örnek veriyorum. Bu aklıma bu olay gelmeseydi mesela, bu kararı alamayacaktım. İşte her şerde bir hayır vardır. Her şerde bir hayır vardır. Okey. Yani tınlanmamak, sikleme yok. En büyük intikam lan baba. Bundan sonraki politikamız bu. Okey. Vatana millete hayırlı olsun. Şimdi geçelim savcı babaya. Kapıda duruyoruz baba, tamam mı? Polisler var işte, siviller falan filan. İşte sırayla birilerini alıyorlar. Lan bir baksın içeriden bağırma çağırma sesle. Çıkın lan dışarı falan filan. Hatta sövüyor muydu? Ne yapıyordu? Bilmiyorum amına koyayım, tamam mı? Bağırıyordu çağırıyordu. Kalem mi fırlattı bir tanesini? Ne yaptı bilmiyorum amına koyayım, tamam mı? Ben de o esnada moralim bozuk, geri gitmiyor lan dedim. Ya Rabbi kurban olayım dedim. Gele gele böyle bilmem denk geldik amına koyayım, tamam mı? Polise dedim ki baba dedim, bu adam nasıl biri dedim. Polis dedi ki amına koyayım. Delinin biri mi dedi, ne bileyim. Ters biri mi dedi, duvar biri mi dedi falan filan dedi. İşte önüne gelene dedi, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor falan filan. Lan içimden dedim ya Rabbi, denk gele gele buna mı denk geldik amına koyayım. Nasıl bir şansımız var bizim dedi, tamam mı? Neyse. Sıra bana geldi, içeri girdim, tamam mı? Adama şöyle bir baktım, tamam mı? Hani insan tarafıyız ya. Lan %90, tamam mı? Direktmen böyle, tamam mı? Ayıktım yani böyle babacan. İyi bir insana benziyor amına koyayım. Ama dedim deminden beri o sesler mesler ne? Polisler niye öyle söylüyor falan filan, tamam mı? Neyse dedim, şimdi belli olur, tamam mı? Bana dedi ki işte, ne dedi ya bana? İşte sordu. Niye şöyle? Niye böyle falan filan. İşte ben de cevap verdim, tamam mı? Ondan sonra şöyle bana bir baktı, dedi ki sen dedim bari madem çalışıyorsun ne yapıyorsun dedi. Fitness spor mu yapıyorsun ne yapıyorsun? Evet efendim dedim, işte eskiden uğraşıyordum. Şu an ilgi uğraşmıyorum ama yine de dedim miyim çocuğu. Ondan sonra tişörtümü sıyırdım, bir kol pozu verdim falan filan. dedim eskisi kadar olmasa da gene de idare eder falan filan. Dedi ki ben de dedi zamanda gitmişim dedi. Ben de aynı camiadarım dedi falan filan. Öyle mi dedim? İşte dedi Adana'da dedi işte 1900 kaçlı yıllarda iş salonu açıldığı zamanlar uzanlar işte gittim. Ben söylediği adamı da tanıyorum yani, bizim eski hocalardan bir tanesi, eski abilerimizden bir tanesi diyeyim, tamam mı? Ondan sonra laf lafa işte 10 numara baktım babacan bir insan ya, yemin ediyorum ya. Ondan sonra ifademi verdim, dedi git kafana göre serbestsin dedi, tamam mı? Ondan sonra yanında bir tane kız gördüm, tamam, bu sekreter mekreter falan filan işte var ya, yazıcı mazıcı. Buna dedim ki ya Allah'ım dedim, dışarıdaki polisler dedim bu adam hakkında dedim çok farklı söyledi, adam 10 numara bir insan çıktı dedim, ya bu nasıl bir şey dedim, kime inanayım amına koyayım, tamam mı? Dercesine, tamam mı? Kız dedi ki o dedi kişiye göre değişiyor dedi. Kişiye göre değişiyor o adamın tavrı dedi. Yani bizim tarzımızda psiko bir adamdı, anladın mı? Yani babacan insanlar her yerde var. Mahkemede de var, savcılarda da var. Yani ne bileyim her yerde var. O yüzden de baba Allah iyi insanlarla karşılaştırmayı nasip etsin. Okey? Amin.
Babalar, bugün de efsane güzel bir videodan sonuna geldik. Bundan sonra dediğim şekilde abi, anılarım var ya, anılarım baba, hayatın her konusunda, her yerinde, her yerde anılarımız var. Sırf bunları anlatsam yüz binlerce video yapar ve insanların da zaten sevdiği bu, hoşuna giden bu, istediği de bu. Abicim, ne gerek var parazitlerle, izmaritlerle, para bakterilerle zaman kaybetmeye baba? Hepsine bir çizik, aynı o kızın misali. Nasıl ki ona var ya, nasıl ki tınlamamakla en büyük cezayı kestim, en büyük intikamı aldım ya, bundan sonra diğerlerine baba. Çizik baba, isterse kendilerine dinamit sokup patlatsınlar, amına koyayım. Umurumda değil, tınlayanın amına ne yapayım, okey. Yolumuza bakacağız. Güzel güzel anlatacağımız binlerce anımız var. Hepsini anlatacağız baba sırayla. Mutlu, güzel bir şekilde yolumuza 10 numara baba bir şekilde, kral bir şekilde devam edeceğiz. Okey babalar, kalın sağlıcakla görüşürüz.